Fed'in faiz artışıyla beraber piyasalardaki sert dalgalanma devam ediyor. Birkaç gün daha da süreceğini tahmin ediyorum. Bu ilgili yine konuşuruz ama bugün gelin biraz Tesla'dan bahsedelim. Çünkü Tesla inanılmaz bir şey yaptı. Avrupa'da gerçekten tarih yazıyor. Ağustos sonuna kadar baktığımızda ilk 8 ay itibariyle Tesla Model Y Avrupa'nın en çok satan aracı olmuş. 151.191 ünite satmışlar. İşte enteresanı ikinci olan Dacia Sandero'ya göre o da 148.080 araç satmış. Fiyatı da çok yüksek Tesla'nın. Tesla'nın ortalama satış fiyatı 55 bin dolarlar civarında. Dacia Sandero'larda bu fiyat 148 bin dolar. Üçüncükte ise Volkswagen'in T-Roc'u var. O da 138 bin ünite satmış. Burada tarihi olan konu ne? İlk kez tarihte Avrupa'da bir yabancı marka en çok satan otomobil oluyor. Bu yönden tarihi. İlk 8 ayın 5'inde Tesla modeliye en çok satan araçtı. Yine bu tarihi. Ve bir başka önemli konu da Avrupa aslında bir hatchback pazarıdır. Volkswagen Golf gibi, Renault Clio gibi araçlara çok talep olan küçük küçük otomobillerin tercih edildiği bir yer. Tesla Model bunlara göre daha iri yarı bir SUV ve fiyatı da oldukça yüksek. Biraz önce ortalamalarını söylemeye çalıştım. Bu çerçevede Tesla Model bu kadar çok satması harika. Öte yandan mesela Volkswagen'de biliyoruz bazı elektrikli ID modellerinde üretim kısıntılarına gidiyor. Çünkü bunlardan para kazanamıyoruz biz diyor. Yeterince talep diyor ve yüksek fiyata da satamıyoruz. Tesla'nın rekabetçi fiyat stratejisi bu yönden Volkswagen'i vuruyor. Şunu da biliyoruz bu arada Eylül e esas Tesla'nın kuvvetlendiği aydır satışlarda. Bunun sevki harekatlarla ilgisi var. Tesla'nın üretim planlaması ilgisi var. Böyle baktığımızda ilk 3 çeyreği Tesla'nın Avrupa lideri olarak kapatacağı kesin. Elon Musk bir süre önce Tesla Model Y dünyanın en çok satan otomobili olacak demişti. Herkes gülmüştü. En büyük otomobil pazarlarından bir tane sonra Avrupa'da bu gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaleti yine dünyanın tek başına en büyük otomobil pazarlarından bir tanesi. Orada Tesla Model Y yine açık ara en çok satan otomobil. Başka bazı ülkelerden de benzer veriler alıyoruz. Bu çerçevede baktığımızda Tesla Model Y'nin Toyota Corolla'nın tahtını zorlaması mümkün. Bu yıl ikinci olacak muhtemelen dünyada en çok satan otomobil olarak. Gelecek sene ise liderliğe oturabilir. Gelecek sene Tesla Model Y'ye bile güncelleme geliyor. Uniper projesi var. Model 3'te biliyorsunuz Highland projesi vardı. Yeni çıkan aracı insanlar çok beğendiler. Model 3 Highland'i. Arabanın özellikle iç mekandaki kalite sorunlarının çözüldüğü, malzeme kalitesinin çok iyileştiği söylenip, Bazı ciddi teknolojik gelişmelerle beraber ve Tesla'nın bu araçları üretirken maliyetleri de geriye çek çekmeyi başardığı düşünüyor. Model 3 şu anda Çin'de çok büyük talep görüyor. Avrupa sevkiyatları yakında başlayacak. Bildiğim kadarıyla henüz Amerika sevkiyatı başlamadı. Tesla Model Y'deki güncelleme projesi muhtemelen Model 3'ün izinden gidecek. Çünkü ikisi biliyorsunuz aynı baza oturan araçlar. Model 3'te beğenilen şeyler Model Y'ye de taşınacak. Bu arada ben Türkiye'de de Model Y satışlarının çok iyi gittiğini düşünüyorum. Ben İstanbul'da Kemerbugaz Göktürk bölgesi oturuyorum. Her yer Tesla Model Y oldu. Yani bu da aslında sevindirici bir bilgi. Belki de Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk'a gel şu Tesla fabrikasını Türkiye'de kur demesinin bir mantığı vardır bu çerçevede baktığımızda. Tesla ile ilgili başka önemli bir haber de Hindistan'la görüşüyor. Hindistan'da bir pil fabrikası kurmaya çalışıyorlar. Bazı teşvikler istiyorlar bununla ilgili Hindistan hükümetinden. Bakalım bu işler nasıl gelişecek onu bilmiyoruz. Meksika fabrikasında henüz hala inşaata başlayamadılar. Meksika bürokrasisi biraz zorluyor Tesla'yı o da sevimsiz. Yalnız şunu söylemekte de fayda var. Tesla ilgili bu anlattıklarım Tesla ise sevdiği fiyatın yukarı hemen gideceğini söylemiyor. Aslında bu çeyrekte Tesla'dan nispeten kötü bir bilanço bekliyoruz. Araç satışlarında düşüş olacağını düşünüyoruz. Bunun temel sebebi de Tesla'nın üretim hatlarındaki yenilemelerden dolayı üretimi yavaşlatmış olması. En büyük fabrika biliyorsunuz Çin. Orada üretim epey bir süre durdu veya yavaşladı. Neden? Çünkü eski Model 3'ten yeni Model 3'e halen de geçiş aşaması vardı orada. Aynı şekilde Amerika'da Texas'taki fabrikada da bazı üretim hattı yenilemelerine gidildiğini biliyoruz. Ayrıca Cybertruck üretimi de yine Texas fabrikasında başlıyor. Ondan ilgili de alan değişiklikleri, üretim hattının kurulması gibi süreçler vardı. Bu muhtemelen fabrikanın diğer alanlarındaki üretim sayıları da geriletmiş olabilir. Bu çerçevede baktığımızda Tesla geçen çeyrekte 466 bin araç sattı. Bu çeyrekte bunun 420-430 bin aralığına gerileceğine inananlar var. Ben biraz daha 440 binleri zorlayacaklarını düşünüyorum. Ama her şekilde adetlerde düşüş var. Wall Street biliyorsunuz kısa vadeli bakar, kısa vadeli baktığı için de muhtemelen bu rakamlar üzerinden epey bir yine kıyamet koparabilirler. Yani bilanço sonrası Tesla düşerse şaşırmam. Fakat beni ilgilendirmez. Bunlar kısa vadeli meselelerdir. Bütün şu anda yaşanan makroekonomik dönüşümlere benzer şekilde ben Tesla yatırıma devam ederim. Elbette yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi riskine bakmalı, kendi beklentilerine bakmalı ve yatırım yaptığınız şirketi mutlaka yakından incelemelisiniz. Eğer yatırım yapacağınız şirketi nasıl inceleyeceğinizi bilmiyorsanız gelin bizim YouTube katıl üyesi olun. Orada her hafta farklı hisse senetlerini farklı açılardan temel teknik inceliyoruz. Katılırsanız siz de daha bilgili bir yatırımcıya dönüşebilirsiniz. Sevgili kanalı hoşçakalın. Görüşmek üzere.